Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki derste database, bir veri tabanı oluşturmuştuk. Burada birkaç tane örnek tablo oluşturmuştuk arkadaşlar. Burada cariler tablomuzda ünvan, adres, telefon verilerimiz vardı. Hatta bunu biraz daha şöyle bir silelim bu verileri. Delete dedik, sildik. Bir de arkadaşlar veri tabanı açarken mesela bir kayıt girdiğinizde önceki kayıt neyse yine oradan devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani siz veri tabanınızı her sildiğinizde ID yine kaldığı yerden devam ediyor. Bakın ben bunları sileceğim. Tekrar bir kayıt girdiğimde altından devam edecek gördüğünüz gibi. Bunu çözmenin yolu şu. Hemen onu da size söyleyeyim. Bunu kopya, burada kopyala diyeceksiniz. Yapıştır deyip şurada yalnızca yapı deyip tamam dedikten sonra eskisini silip hayır diyelim. Pardon. Evet diyelim. Evet. Şunun adını da tekrar cariler olarak güncelemek gerekiyor. Böyle bir otomatik sayının böyle bir şeyi var. Bakın şimdi ben veri girdiğimde bakın birden başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi carilerimizi de biraz şey yapalım. Ünvan, telefon, hatta cari adı olsun isterseniz önce. Ad olsun, kısa metin. İşte ünvan, LTD, ŞTİ falan, telefon, adres. Bir de is aktif diyorum. Is aktif olsun. Bir de bu da evet hayır yani true false tipinde. Bir de arkadaşlar ilk girişte her zaman bu evet olsun. Bu şekilde bir veri tabanı oluşturdum. Birazdan buna Excel üzerinde nasıl kayıt yapacağımızı anlatacağım size. Hemen örnek Excel'imizi de açalım. Burada Visual Basic tarafına geçiyorum. Yeni bir form ekliyorum arkadaşlar. Hemen formumu şekillendirmek istiyorum. Buraya FRM cari kayıt ismini verdim. Caption'a da cari kayıt formu diyorum. Hemen üzerine 3-4 tane bir tane text alıyorum. Buraya carinin adı 2 nokta üstte. Sonra bir tane text box alıyorum arkadaşlar. Cari adı. Sonra bunun kopyasını alıyorum. Ünvanı, telefonu, adresi. Fazla zaman kaybetmemek için ünvanı diyelim. Şuna da telefonu ve adresi diyorum. Şimdi adres kısmına birden fazla satır yani yazı yazmak için şurada multi line özelliğini true yapıyorum. Şöyle biraz genişletiyorum. Hatta isterseniz şöyle adresi şöyle yapabilirsiniz. Bir de scroll arkadaşlar kaydırma çubuğunu da vertical yapıyorsunuz. Dikey kaydırma çubuğu orası yazıyla dolacak. Şurada bir kaydırma çubuğu oluşacaktır. İki tane de buton alıyorum formun üzerine. Buraya kaydet ve yine bunun bir kopyasını oluşturup buna da vazgeç diyorum. Tamam. Şunları birazcık küçültmek istiyorum. Şu hizaya gelsin. Görselliğe biraz takıntım var arkadaşlar. Tamam. Şuna TX'te ad diyorum. Şuna TX'te ünvan. Şuna da TX'te telefon. Şurada TX'te adres. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane modül ekliyorum. Formuma bir modül ekliyorum. Sağ tuş, insert, modül. Bu modülün ismini de DB diyorum, database. Şurada daha önceki projelerimden örnek bağlantı prosedürlerini buraya yapıştırıyorum. Zamanınızı fazla almayayım. Şuradakiler tanımlamalardır. Yol string tipinde, SQL string tipinde, CN connection, ADO connection tipinde, record set, RS, ADO record set tipinde. Yani dikkat ederseniz mantık aynı mantık. Burası Ahmet olabilir, burası Mehmet olabilir. İsimler o kadar önemli değil. Tipler önemli. Connection tipinde, record set, kayıt tipinde. Burada bir de bağlan diye bir prosedür oluşturmuşum. İşte CN'ye yeni bir connection açıyorum ve atıyorum. RS'ye de yeni bir record set atıyorum. Bir de database'in yoluna da yine bağlantı ADO bağlantı cümlesini yazıyorum. Burada ayarlar sayfasındaki C2'de işte projenin dosyanın adı, veri tabanının adı. Bizim veri tabanımızın adı ne arkadaşlar? Şu. Hemen şu adı kopyalıyorum. Gelip şuraya yapıştırıyorum. Veri tabanımın adı budur diyorum.
Bir de C2'de demişim. Hatta A2'de diyebilirim. Önemli değil. A2 hücresinde ben hemen buraya ayarlar diye bir sayfa açıyorum. Ayarlar. Bu isim de önemli bir şey değil. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Buraya da database yolu diyorum. Database yolunu buraya alıyorum. Şimdi ben projeyi, mesela müşteri diyor ki ben ortak bir alana veya bir server'a herhangi bir ya da ortak bir klasöre ben veri tabanımı alacağım çok kullanıcılı programlarda. Dolayısıyla programın kod tarafını da kilitliyorum genellikle. Dolayısıyla müşteri o zaman kullanamayacaktır. Hani istediği gibi veri tabanı istediği yere alsın diye ben buraya bir yol tanımlıyorum. Program ilk açıldığında veri tabanı yolunu belirtin diye soruyor. Yol belirttikten sonra o yolu buraya kaydettiriyorum. Dolayısıyla da program her açıldığında şuradaki satırdan ilgili veri tabanının yolunu doğru görüyorsa bağlantı sağlıyor ve kayıt işlemlerini, okuma işlemlerini yapıyor arkadaşlar. Burada da record set'i kapat, connection'i kapat, bunları da RAM'den at diye bunları videonun altına yazacağım arkadaşlar. Hemen kaydeti tıklıyorum. Öncelikle arkadaşlar bir şey yapmanız lazım. Validation dediğimiz yani hata kontrollerini yapmamız lazım. Mesela adam carinin adını veya unvanını yazmadan kaydete basabilir. Boş kayıt olmasın diye eğer diyeceksiniz. Text'te ad eşittir boş ise ya da null ise bir mesaj verelim. SGBox cari adı belirtiniz diyelim. Virgül bir kritik uyarısı artı VB okey only olsun. Virgül hata diye bir uyarı versin. Tamam. Bir de arkadaşlar eğer altına yanına devam etmek istiyorsa yani denden sonra bir şey yazıyorsanız oraya en sonuna da iki nokta üst üste TX'de add nokta set focus diyebilirsiniz. Yine iki nokta üstte exit sub diyerek mutlaka bu prosedürün dışına çıkmanız lazım. Bunu eğer ünvanı zorunlu hale getirmek istiyorsanız buraya da yine TX'de ünvan dersiniz. Yine burada cari ünvanı belirtiniz dersiniz. Bunlar size bağlı. Burada da TX'de ünvana fokuslanacak. TX'de ünvana fokuslansın. Şimdi ben burada yine dim sor as byte çok az yer kapladığı için 0'dan 255'e kadar bir karakter yani az bir alan kapladığı için RAM'de yine de byte tipinde buna integer dememe gerek yok. Boşu boşuna kocaman bir alan ayırmama gerek yok. Sor eşittir message box parantez içinde cari kaydedilsin mi? Soru işareti virgül vb information ya da question soru sorsun artı vb yes no evet hayır diye sorsun virgül kaydet diye bir başlık olsun. Arkadaşlar burada eğer sor 7 ise yani hayıra basmışsa ya da buraya vb no diyebilirsiniz. Vb no yani no ise. Oradaki mesajlar no'ya basılmışsa. Ben bunların 6 yes, 7 no olduğunu bildiğim için bana 7 daha kolay geliyor. Eğer hayır ise exit sub yani şuranın dışına çık. Devam etme artık. Eğer şu anda yazacağım buraya gelmişse demek ki evet'e basmıştır. Şimdi gerekli işlemleri yapıyorum. Önce diyorum ki database'e bağlan. Database'e bağlan diyerek ben şuradaki 3 tane cümle satırı yazmış oldum buraya. Ha, bağlandı. Sonra database'teki benim connection vardı arkadaşlar cn nokta open aç open neyi aç arkadaşlar? Database'teki yolu aç arkadaşlar. Bakın şurada dikkat ederseniz db yolu belirtmişim. Open yol dedim yani. Open aslında db nokta open yol yani yoldaki veri tabanını aç. Bunu açtı. Şimdi bir SQL cümlesine ihtiyacım var. SQL eşittir. Şimdi yazmayı bilmiyorum mesela arkadaşlar. Yazmayı bilmiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Özellikle ben bunu size anlatmaya çalışıyorum. Yani kendi kendinize araştırarak bulma. Bu çok önemli.
Ama tabii ki araştırmayı bilmek için arkadaşlar ne olduğunu da bilmeniz lazım. Bir yazılımda ya da yani bir düşünün bir okuldasınız. Biliyorsunuz ki okulda müdür odası var, sınıflar var, işte lavabolar var, spor salonu var. Eğer sizin spor salonundan haberiniz yoksa bir okulda spor salonunu aramazsınız. Ya da müdür odasına haberiniz yoksa müdür odasını aramazsınız. Önce bütün okulu gezip neyin ne o var ne yoku bilmeniz lazım. Yani bir dili önce bir araştırmak lazım. Detaylı olarak her şeyi böyle ezbere kafanızı böyle sömürge mantığıyla her şeyi böyle ezberleyip beyninizi doldurmaya şişirmeye gerek yok. Ne olduğunu bilin. Ezberlemeseniz de olur. Ben hiçbir şey bilmiyorum yani. Ezbere hiçbir şey bilmiyorum. Araştırıyorum. Gerek ama neyin ne olduğunu biliyorum yani. Ne var? Neye ihtiyacım var? Yani bir aşçının nasıl ki bütün yemek için gerekli malzemeleri biliyorsa hani yemek yaparken neye ihtiyacı var? Spatula ihtiyacı var. Hemen bu arıyor, buluyor. Bıçağa ihtiyacım var. Arıyor, buluyor. Ama bıçağın nerede olduğunu, spatula nerede olduğunu, rendenin nerede olduğunu, yağ nerede illa hepsinin yerini ezberlemek zorunda değil. İhtiyacım şunlara var bilse yeterdir. Ben de şunu size anlatmaya çalışıyorum. Neye ihtiyacınız olduğunu bilirseniz yeterlidir. İnternet çağındayız. Yapay zekası var, Google'ı var, YouTube'u var. Araştırarak her ihtiyacınız, neye ihtiyacınız varsa rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Mesela ben insert'e ihtiyacım var. SQL insert. Bakın mesela dedim ya rende'ye ihtiyacım var. İşte rende. Insert nasıl bulunur? Ara diyorum. İşte insert cümlesi burada diyor. Heh, benim ihtiyacım bu cümledir. Bunu ezberlemek zorunda mıyım? Hayır, ezberlemek zorunda değilim. Ezberlemiyorum. Bakın hemen tırnak içinde yazmam gerektiğini de biliyorum. Ondan sonra şuraya da bir tırnak açmam gerektiğini biliyorum. Şuraya da tırnak açmam gerektiğini biliyorum. Şuraya bir boşluk, shift 6 ve alt tire'ye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bakın cümlemi yazdım. Insert table name. Tablonun adı ne diyor? Benim tablomun adı cariler. Tamam, buraya cariler yazıyorum. Sonra diyor kolonlarını söyle. Kolonum neydi? Ad idi hatırlıyorsanız. Ünvan idi. Telefon. Bir de adres. Tabloda ne varsa, hangi kolonlarınız varsa yazmanız lazım. Ama mesela insert'i yazmak gerekmiyor. Niye? Zaten ben ona demişim tanımlama esnasında varsayılan değerini vermişim. Ben demişim varsayılan değerin evettir. Ha, mesela telefonun varsayılan değerini yazarsanız telefon 1 2 1 1 1 diye at diye varsayılan değer atarsanız telefonu yazmak zorunda değilsin. O zaten bunu atlayacaktır arkadaşlar. Veya tarihe işte varsayılan işte date atarsanız tarihi otomatik atacaktır bu şekilde. Ben bunu kapatıyorum. Bakın ad, ünvan, telefon, adres. Tamam. Aynen yazıldığı gibi kolonlarımın adını yazdım. İşte benim derdim bu. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şahsen bir şey ezberimde bir şey yok. Ama neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Gerektiğinizde tabii çok yazarsanız eliniz alışır. Yazarsınız ama çok yazmazsanız unutursunuz. Ezberleme taraftarı değilim arkadaşlar. Yani bu sömürge ülkeleri, özellikle Afrika'da ülkeleri işte sömürdükleri zaman ilkokul öğrencilerine sayfalarca veri ezberlettiriyorlardı. İşte o mantıkla hareket etmiyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki value'yu nereden alacaksın? Mesela adı nereden alacağım? Adı şuradan alacaksın diyorum. Bakın dikkat edin. TX'te kontrol boşluğa basıyorum bir şey gelmiyor. Gelmiyorsa bir sorun var demektir. Demek ki bu şekilde yazmamanız lazım. Bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Tek tırnak, çift tırnak, V işareti. Geliyorum buraya. Yine V işaretinden sonra çift tırnak, tek tırnak. Şimdi bakın TX'lerin yanına geleyim. Kontrol boşluğa basayım. Bakın bir liste açıldı. Demek ki doğru yoldayım. TX'de alttan al diyorum. Ünvanı nereden al? Shift 2 tek tırnak. SC'nin alttaki çift tırnak. Yine altın üzerindeki Shift V işareti. Gemici işareti mi diyorlar? Ne diyorlar? Çift tırnak, tek tırnak. Bunun mantığı bu. Tekstleri arkadaşlar bu şekilde yazacaksınız. TX'de unvan. Şimdi sayısal değerleri virgüller hariç, bakın virgülleri virgüllü yani double olarak tanımladığınız yani şu şekilde anlatayım size. Siz örneğin buraya telefon demişiz ya. Eğer telefona arkadaşlar ben sayı desem ve şöyle tam sayı yazarsam bunu mutlaka şöyle yazmanız lazım. Bu çok önemli. Örneğin telefona geleyim birazdan onu göstereceğim. Ha, telefondayız zaten. Telefonu şöyle yazmanız lazım. Çift tırnak içinde V ve buraya TX'de telefon yazmanız lazım.
Çift tırnak sayı dediğim için, tip olarak sayı belirttiğim için. Eğer siz bu sayıyı bakın şurada biçim kısmından ondalıklı yaparsanız, küsuratı da 2 olsun ondalıktan sonra, ondalıklı yaptığınız zaman yani SQL'in bir şeyi var arkadaşlar. Bunu tek tırnak içinde yazmanız lazım. Ondalıklı. Yani ondalıksız sayılar kayıt tutacaksanız bu şekilde çift tırnak sadece ondalıklı ve alfa sayısal olanlar yani sayı olmayanları da şu şekilde tutmanız gerekiyor. Telefonu da yazdık. Ben bunu düzelteyim. Bu neydi? Bunu kapatayım. Kaydolsun. Hayır diyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Telefon. Sonra ne kaldı? Adres. Yine adresimiz de hepsi alfa sayısal olduğu için tek tırnak, iki tane çift tırnak, iki tane de V işareti. Buraya TX'te adres. Tamam. Bitti. Şimdi SQL cümlemizi yazdık. Aslında buraya db.sql dememiz gerekiyor. Tamam. db.sql'imiz de bu. Şimdi sıra geldi arkadaşlar yazmaya. Mesela ben execute ile yazıldığını biliyorum. Execute'ü biliyorsam mesela ne yazarım? Derim ki database'in içindeki record set nokta şey connection'ın içindeki execute. Çünkü execute kütüphanesi yani execute işte connection kütüphanesinin içerisindedir. Neyi şey yap? Buradaki DB'deki SQL cümlesini yaz diyorum arkadaşlar. Sonra database'i kapa, kes, bağlantıyı kes. Sonra bir mesaj ver. Message box cari kaydedildi. Kaydedildi dedikten sonra bir de bizim text'leri sıfırlamamız lazım. Text'te ad eşittir boşluk. Text'te ünvan eşittir boşluk. Text'te telefon eşittir boşluk. Text'te adres eşittir boş. Şimdi bunu 4 defa her seferinde yazmak yerine ben buraya sap form temizle desem. Sonra bu 4'ünü buraya yazsam arkadaşlar. Sonra en altına da txt add nokta set focus desem. Şimdi ben buraya sadece ne yazmam lazım? Mi nokta form temizle. Yeterlidir yani. O kadar arkadaşlar. Bir çalıştıralım bakalım. Programı çalıştıralım. Cari adı çalıştırmadan önce şuna unload me diyorum. Şunları biraz büyütmek istiyorum. Yazı fontlarını. Font kalibri 12 olsun. Tamam çalıştırıyorum. Cari ne diyelim? Test diyelim. Ünvanı test ltd nokta şti. Telefonu 212 456 falan. Adres İstanbul. Merkez. Kaydet diyorum. Soruyor. Cari kaydedilsin mi? Hayır kaydetmedi. Evet diyorum. Hata verdi. C database'i bulamadı. Ha, doğru. Biz yolu belirtmedik arkadaşlar. Şuraya biz yolu yazmadık. Şimdi yolumuzu da yazalım. Bakın bizim yolumuz şöyle. Buradaki Süleyman arkadaşa benim oğlumun ismi. Ona dua ederseniz memnun olurum. Her zaman hastadır. Perişan olduk onunla. Evet veri tabanımızı da yazdık yolunu arkadaşlar. Yolunu yazdıktan sonra zaten adını kendisi alıyor. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Buraya test yazdım. Test ltd nokta şti. Telefonu şu adres İstanbul Merkez. Kaydet diyorum. Evet diyorum. Nesne kapalı olduğunda nesne kapalı. Burada open dedik ya. Bir saniye arkadaşlar burada bir hata var ama. db.open yok. Bağlan dedik. Buraya bağlan. Arkadaşlar ben bir bakayım ya hatası nedir ya. Arkadaşlar aslında hiçbir hata yoktu arkadaşlar. Sadece hata şuydu.
Şu bağlantıda records close, bunu yazmayacağız arkadaşlar. Zaten kodak şimdi bağlayınca otomatikman o da kapanıyor. Tamam. Durum bu. Ben videonun altına da bu connection'ları, string'leri yazacağım size. Ya zaten ben buradan baktığımda veri tabana kayıt yaptığını da gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kayıt yapmıştı. Sadece orada hata veriyordu. Şimdi bir daha çalıştıralım. Ha, şöyle. Tekrar çalıştıralım. Buraya mavi ay, mavi ay AŞ telefonu Ankara merkez kaydet. Evet, cari kaydedildi. Bu şekilde veri tabanımıza baktığımız zaman da carimizi burada mavi ayı kayıt olduğunu görüyoruz. Bir sonraki derste arkadaşlar artık listelemelerdir. Tabloları birleştirme vesaire anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben YouTube'u sayfama baktığımda %70 abone olmayan ve kanaldaki eğitimlerden faydalanan, öğrenen kişiler oluyor. Yani bir abone ol butona basmak o kadar zor olmaması lazım yani. Çünkü bir kanalın abone sayısı ne kadar çoksa, beğen sayısı ne kadar çoksa o videolar, o dersler daha çok kişiye ulaşıyor. Yani bu tanıtımı, bu hatırlatmayı da bu için yapıyorum. Yani emeğe saygı arkadaşlar yani. Gerçekten üzülüyoruz ya, ufacık da olsa. Hepinizden destek de bekliyoruz. Kanalın daha çok kişiye ulaşması için desteklerinizi bekliyoruz. Ya yani bir abone ol diyeceksiniz o kadar yani. Bir para kesintisi yok, bir şey yok. Bu emeğe de en azından saygı diyelim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.